El Tigre lakaplı. Kolombiya'nın yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri o. Kökeni İngilizlere dayanan Radamel Falcao Garcia Zarate, 10 Şubat 1986 yılında Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. Babası eski bir futbolcuydu. 1982 yılında Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Paulo Roberto Falcao'nun ismini 4 sene sonra doğacak oğluna verdi. Bu şekilde de Falcao'nun yolunu çizmiş oldu. Annesi ev hanımıydı. Babasının futbolu olan tutkusundan mıdır bilemeyiz ama oğlunun futbolcu olmasını istemiyordu. Fakat ne yaptıysa da Falcao'yu bu yoldan çeviremedi. Falcao'nun futbol tutkusu annesinin istemese de devam etmesini sağladı. Babasının yanına gidip ona futbol öğretmesi için sürekli ağlıyordu. Babası Venezuela'da bir takıma transfer oldu ve toplanıp Venezuela'ya gittiler. Falcao'nun futbol olan tutkusu sayesinde babasının takımında maskot oluverdi. Maçlara gidiyor, zaman zaman da babasının önünde seremoniye çıkıyordu. Babasının da futbolcu olması ve Kolombiya'da futbolun böyle sevilmesi onu futbolu istese de bir ara beyzbola merak saldı. Annesi çok sevindi ama babası şaşkındı bu duruma. Beyzbolda da başarılıydı. Hocaları eğer devam ederse çok iyi bir beyzbolcu olabileceğini söylüyorlardı. Sene 1995 yılına gelindiğinde Kolombiya'ya geri döndüler. Falcao için de beyzbol serüveni bitmiş oldu. Döndüğünde ayakkabılarını giydi ve kendi bölgelerinin takımı olan Bogato ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Kendini geliştirmeye başladı. Onu ilk keşfeden kişi ona en yakın olan babası değildi. Babasının eski takım arkadaşı Silvano Espindala'ydı. Onun yardımıyla 1999 yılında Lanceros Boyaca takımına giren Falcao daha 13 yaşındayken A takım forması giymeye başarısı gösterdi ve o yaşta adını duyurmayı başardı. Ayrıca Kolombiya tarihinin de en genç futbolcusu olmuştu ve kırılması zor bir rekora da imza attı. Ona forma şansı veren Hernan Pacheco o günü şöyle anlatıyor. 13 yaşındaki bir çocuğu sahaya almam futbolcular dahil kimsenin hoşuna gitmemişti. Bana aptalmışım gibi baktılar. Ama maçtan sonra herkes ondan çok etkilendi. Onun özel biri olduğunu biliyordum. Lanceros'ta bir yıl geçirdi. Birçok defa yetenek avcılarının dikkatini çekti. Bu genç ve yetenekli olanı kimse kaçıramazdı. Ve Arjantin ekiplerinden River Plate resmi bir teklif ile takımın kapısını çaldı. Artık sahneye çıkmıştı. 2001 ve 2005 yılları arasında altyapı serüveninin tamamlanana kadar büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. Ve eğitimine de önem gösteriyordu. Buenos Aires'teki Palermo Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. U15 takımında oynarken bir maçta gösterdiği mükemmel performans sonrasında soyunma odasında Gonzalo Rodallega'nın kaplan gibi oynadın demesinin ardından lakabı El Tigre yani kaplan oldu. River Plate'de gerçekten kaplan gibi oynadı. 2009 yılına kadar 101 maça çıktı ve 41 gol attı. 2006 yılında çağrıldığı Kolombiya milli takımında annesini ve babasını gururlandırmıştı. Ve tüm bunlardan sonra 15 Temmuz 2009 yılında 5 milyon euro ile Porto'ya transfer olarak Avrupa'ya geçiş yaptı. Oynayacağı takım artık genç futbolcuları yıldızlaşması ile bilinen Porto'ydu. Belki de gideceği en iyi adresteydi. Ve öyle de oldu. Porto ile çıktı 87 maçta 72 gol ve 17 asist ile mükemmel bir işe imza attı. İki lig şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Portekiz Kupa şampiyonluğu ve üç Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Artık attığı gollerle ve yeteneğiyle bir yıldızdı. Bir sonraki durağı İspanya devi Atletico Madrid oldu. Madrid ekibi Falcao için keseyi açmıştı. 2001 yılında tam 40 milyon euro karşılığında Falcao'yu transfer ettiler. O günlerde dünya yıldızı olan Messi onun için şunları söylüyordu. Onunla oynamak istiyorum. Falcao farklı bir seviyede, harika bir oyuncu. Birçok gol attı. Bu sezonda neredeyse bütün kupaları kazandı. Kolombiya futbolunun en büyük referansı. Madrid ekibine ilk maçına Valencia karşısında gol ile başladı. İçgüdüleriyle rakip kalelere attığı goller hızı, yeteneği ve karakteriyle burada çok konuşuldu.
2 sezon oynadığı Madrid ekibinde bir gol krallığı kazanırken bir UEFA Avrupa Ligi Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmayı başardı. 91 maçta 70 gol attı. Bu istatistik onu oynadığı mevkinin en iyilerinden biri yapmıştı. O dönem transfere harcadığı parayla dikkatleri üzerine çeken Monaco 43 milyonluk bir teklif ile Atletico'nun kapısını çaldı ve bu teklif kabul edildi. Yeni takımı için heyecanlıydı. Fakat maalesef sakatlık belası çoğu futbolcu gibi onun da yakasındaydı. Çıktığı 34 maçta attığı 23 golden sonra Fransa Kupası 10. tur maçında yaşadığı sakatlık onu geri attı. Çapraz bağları kopmuştu Falcao'nun. Sezonu kapattı ve uzun süredir beklediği 2014 Dünya Kupası'nı kaçırdı. Ne olursa olsun vazgeçmedi. 2015-2016 yıllarında kiralık olarak bir sene Manchester United'a gitti. Sonraki sezonda yine kiralık olarak Chelsea'ye gitti. O dönem Chelsea teknik direktörü olan Mourinho, Falcao için şunları söylüyordu. Falcao'nun tekrar eski günlerine dönmesi için elimden geleni yapacağım. İngiltere'deki insanlar Falcao'nun Manchester United'da gördükleri kişi olduğunu zannediyorlar. Amaçlar, planlar istenildiği gibi olmadı. Sadece 12 maçta forma giydim. Performansının da gerisinde kaldı. 2016-2017 sezonunda kiralık anlaşması sona erdi. Monaco'ya geri döndü. Kaptanlık ona verildi. Kısa sürede eski formuna kavuştu ve çıktığı 43 maçta attığı 30 gol ile adeta geri döndüm diyordu. 2017'de Ballon d'Or'a aday gösterildi. O güne kadar Monaco'da 140 maça çıktı. 83 gol ve 14 asist ile gollere katkı sağladı. Falcao bugün dünyanın en yetenekli santraforlarından biri olarak gösteriliyor. Aile olarak da mutlu bir tablo çizen Falcao aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir arkadaş olmak için futbolda yaptığı gibi çok çalışıyor. Başarısının arkasındaki en büyük etkenlerden biri de bu olabilir. Babası ona en iyi hissettiğin sürece Avrupa'da oyna diyordu. Falcao bunun da bir etkisi olarak belki de Monaco'daki macerasının ardından 5 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray'a imza attı. Falcao Galatasaray'da. 20 yıllık Kadıköy galibiyet hasretinin bitmesinde görev gördü ve bir gol atarak bu tarihi maçın kadrosunda yer aldı. Falcao Galatasaray'da şampiyonluk yaşayacak mı? Ya da gollerini ne kadar izleyeceğiz bilemeyiz ama inşallah formda bir şekilde oynayabileceği kadar oynar. Biz de onun güzel gollerini izlemeye devam ederiz. Bugün El Tigre lakaplı Kaplan Falcao'nun hikayesini dinlediniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.